Bir yansın duyurusu üzerine konuşacağız. Çeşitli listelemelerde bulunuyor. Binance üzerinde buna bakacağız. Burada Atom'dan tutun. Aynı şekilde FIDA, ANGE diyor. IOTA, MIM, SANT, Shiba şeklinde kripto paraları içeriyor. Ne biliyor? JTO falan filan. Bunlardan konuşmaya çalışacağız. Güzel listelemeler var. Bu noktada Shiba'nın yine FTUSD ile aynı şekilde listelemesi gibi bir süreci içeriyor. Şu yukarıdan başlayalım. Binance, Atom ve 6 altcoin için duyurdu, listeleniyor. Bu sezon dikkat edilmesi gereken, özellikle boğaya geçişte en çok dikkat edilmesi gereken şeylerden biri olarak bunu daha önce söyledik. Biliyorsunuz ki telaffuz ettik. Kripto para borsalarının yaklaşımları her zaman önemli olacaktır. Borsalar boğa sezonları içerisinde özellikle boğa sezonuna geçerken boğa sezonu esnasında çok fazla listeleme haberiyle karşı karşıya kalınır. Evet. Tabii buradaki listelemeler, çeşitli altcoin'lerin listelemesi özellikle majör altcoin'lerde daha çok majör altcoin'lere parite açımı şeklinde genellikle karşımıza gelmektedir. Bunu unutmamak lazım. Bu da piyasadaki tekelliği artıracak unsurlar arasındadır. Emin olun, kripto para borsaları ana hatlarıyla sezonda paranın nerede döneceğini, dolayısıyla kendilerinin de nerede nasıl oynaması gerektiğinin çok iyi bir şekilde farkındalar ve zaten buna göre iş yapıyorlar, buna göre iş gerçekleştiriyorlar. Bu noktada yatırımcılar da bunun farkında olarak hareket etmeli diye düşünüyorum. Bu sezon içerisinde paranın tekel bir şekilde döneceğini, yüklü bir miktarda BTC'de zaten kalacak olup majör altcoin'lerdeki dağılım da aynı şekilde çok yüksek olacak. Çünkü bu sezon kurumsalların varlığının çok yüksek olduğu bir sezon olacak ki kurumsalların tercihinin de büyük 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 bir oranda BTC ve majör altcoin'ler olduğunu biliyoruz. Özellikle XRP, BTC, Ether, Sol, XRP, ADA, Litecoin gibi kripto paraları içeriyor. Aynı şekilde ETF furyası sadece Bitcoin'i etkileyen bir olay değildir. Çeşitli altcoin'lerde de aynı şekilde ETF'ler çıkacak ve bu ETF'ler yine burada adı geçen kripto paraların fiyatlarının yükselişinde çok büyük bir etken olacaktır. Borsalarda tabii ki sezon içinde para kazanabilmek için nereye oynaması gerektiğini iyi biliyorlar. Genellikle alınan listelemeler en çok trade'in olduğu varlıklar olarak karşımıza çıkıyor. Bu noktada Shiba olsun, AVAX, Sol, Doge gibi zaten yakın zamanda bunlar kaç listeleme aldı sayamadım bile. Coinbase de Binance da yakın zamanda OKX de aynı şekilde şu an özellikle en büyük borsalar sürekli bunlardan dönüyor. İşte yeni ürünlerine bu altcoin'leri ekliyor. Yeni pariteler açıyor. Farklı pazarlarda listeliyor gibi gibi gibi. Tamam mı? Yani şu anda Shiba'nın Doge'un adını zaten mesela Binance'da yeni listeleme, parite açımı ya da farklı pozitifliklerde belki 2 haftada dördüncüye, beşinciye görüyoruz. Bunu bilerek yapıyorlar. Paranın nerede döneceğini biliyorlar. Ve dönecek olan paraya bir katkı da yani bu ateşe bir odunu da kendileri atacak. Önde gelen kripto para borsalarından biri olan Binance kullanıcılara sürekli gelişen kripto pazarına katılmaları için ek fırsatlar sağlayacak. Yeni spot ticaret çiftleri ve ticaret botları hizmetlerini tanıtmaya hazırlanıyor. Evet. Ayrıca diyor Binance, yaklaşan Cosmos güncellemesini destekleyerek kullanıcılar için sorunsuz bir geçiş sağlayacağını ifade ediyor. Cosmos'da çok sıkı çalışan, çok sağlam blockchain yapılarından bir tanesi. Hatta bunun başında geliyor desek doğru bir açıklama yapmış olacağız. Atom Coin ile alakalı gün içinde de konuştuk. Atom sağlamdır, Atom iyidir. Atom sezon içerisinde büyük yükselişler yapabilmeye tabi bir kripto para birimidir. O yüzden
Ben kesinlikle alımını mantıklı görüyorum ve bunu her zaman da ifade ettim. Ölçeklenebilirlikte ve uyumda pek çok altcoin ile birlikte çalışır. Sezon içerisindeki şey de yüksektir. Sezon içerisindeki potansiyel hacmi ve dahi volatilitesi de hep yüksek seyretmiştir, tamam mı? Binance çeşitli işlem çiftlerini kullanıma açıyor. Atom haberlerine geçmeden önce Binance yeni bir duyuru yaptı. 14 Aralık TSI 11.00'dan itibaren, yani bugün, yani listelendi zaten bunlar bu arada şu an. Binance birkaç yeni spot ticaret çifti için alım satıma başlayacak. Bunlar FIDA-TR, ING, FTUSD. FTUSD son zamanlarda kullanılan ve Binance'ın teşvik ettiği stable coinlerden bir tanesi olarak karşımıza çıkıyor. O yüzden böyle bir listeleme tabii ki mevcut kripto para için oldukça güzel bir durumdur. Onu da ifade etmiş olalım. ING de çok sağlam bir kripto para birimidir. Her zaman alımını mantıklı görmüşümdür. Hem bir Web3 DeFi uygulamasıdır, hem de bu noktada yine yapay zeka üzerine sıkı çalışmalar gerçekleştiren de bir proje olarak karşımıza çıkmaktadır. Alım yapılabilir. IOTA-TR'ye Avrupa Birliği ile bile işbirliğine gitmiş önemli kripto varlıklardan bir tanesidir. O yüzden yine IOTA'yı da portföylerde bulundurmayı mantıklı görüyorum şeklinde ifade edebilirim. IOTA iyidir, portföye eklenebilir, sağlam kripto paraların içerisinde yer almaktadır. Meme'den bahsediyor, iyi değil. Sand diyor, Sand'ı da beğenmiyorum. Alım yapılabilecek, alım yapılması gereken bir kripto para birimi olarak görmüyorum. Üzerinde ciddi bir enflasyon var. Dolayısıyla yatırımcının almasına gerek yok. Bunun yanı sıra gerçek ve gerçekten iyi bir Metaverse coin'i alınmak isteniyorsa bu Mana olabilir mesela. Buraya yatırım yapılabilir. Shiba bu liste içerisindeki bence en iyilerden bir tanesidir. Sağlam bir kripto para birimidir. Güzel bir kripto para birimidir. Sezon içerisinde ekibi yatsa bile bu adamlar, yani bu altcoin yükseliş yapar şeklinde ifade ettiğim bir altcoin'dir. Alımını mantıklı görüyorum ve portföyde tutulabilir. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Abone olup videoyu da beğenebilirsiniz. Bol kazançlar diliyorum herkese. Hoşça kalın.